parmak at beynine. Atar mısın? At! Barış Musluğ, 75 doğumlu, Tarsus Amerikan Koleji'nden bitiriyor. Amerika'ya gidiyor, Michigan'de ve diğer macerayı yaşadıktan sonra Türkiye'mize mühendis olarak dönüyor. Arkadakiler okuyorum. 20 yaşında olarak buraya dönüyor, Koç Üniversitesi'ne gidiyor ve eğitimlerini, master'ını tahsil ediyor ve 2001'de şirketini kuruyor. Sonra kendini geliştiriyor ve kitapları yazmaya başlıyor. Kişisel gelişim, yüz binlerce kişiyi etkilemeye başlıyor. Ve en önemlisi, kendine has bir stil ortaya koyuyor. Barış Musluğ, temizlemek, eradikasyon, terminasyon, terminate it. Yani bitir, sil, kopar, at. Beynimizin programlamasından bahsediyor. Okudukça yücelirsin. Beynimizin alışkanlıklarımızın şartlandırdığımızı. Onlar her zaman scarlar var. Onlar her zaman izler kalacak. O her zaman rahatsız edecek. Yapabileceğim bir şey varsa onları format at. Beynini format at. Fabrika ayarlarını geri dön. Birkaç yorumum var kitapla ilgili. Bilimsel araştırmaları biraz daha zenginleştirebilir. Sadece kişisel görüşleri ile şehrin en yüksek gökdeleni dikmek istiyorsak diğer gökdelenlere yıkım yapmayalım. Yani sadece bizim gökdelenlere biraz daha odaklanın. Beğenmiyorsan daha iyisini yap. New format çok fazla bahsetmek istemiyorum burada. Neden? Çünkü bu kitabı alın ve okuyun, uygulayın. Güzel bir teknikleri var. Ve gerçekten işliyor mu? İşliyor. Barış Musluğ detayları bir şekilde bize anlattı. NLP, Neurolinguistic Programming tekniklerinden bir tanesi. Okudukça yücelirsin. Güzel tarafı kitabın sonunda nasıl uygulayacağınızı, korkularınızla ilgili sigara bırakmak istiyorsan bu şekilde uygularsın. Mesela oturup o çizgileri takip etmek ve orada korkunuzu yerleştirmek, sonra onu oradan çıkartmak. Kitabın güçlü yönlerinden bir tanesi, teorik bilgilerle gerçek hayat birleştiriyor. Yani senin aldığın bu teorik bilgileri hayatın da nasıl yerleştireceğini ve nasıl uygulayacağını mekanizması da anlatıyor. Geçmişte çocukluğunda bir duygu veya depresyondan kurtulmak istiyorsan, oradan silmek istiyorsan, koparmak istiyorsan, o diyor ki kopar, kopar. Orada bırakmasın. Onun tedavi etmek dahiliyeciler değil, cerrahiler daha çok. Cerrahi konsepti seviyor Barış Musluğ. Bir nevi bir reçete. Uygulayan var. Unutma. Ne kadar çok kitap okuduğun önemli değil. Önemli olan okuduğun kitabı ne kadar uyguluyorsun. Okudukça yücelirsin. Güzel bir kitap. Yaklaşık 6 saatte bitirdim. Bilimsel içerikli olan kitaplar çok daha akıcı benim için. Bugün hayatımda öyle bir kitap okudum ki 2 veya 3 video sonra o kitabı paylaşacağım. Eğer videomu beğendiysen lütfen üye ol. Ve beğen, zil tuşuna bas ve diğer videoları izlemeye unutmayın. Ve o, subscribe unutma. Ve her zamanki gibi, iyi ki varsın.